Evet, kısa bir aranın ardından tekrar sizlerin karşısındayız. Bir sorumuz vardı. Samsun sporlu Sezer Özmen kırmızı beyazlı formayla Samsun spor forması altında ilk golünü hangi takıma atmıştı diye. 5 dakika sonra bu yarışmamız tamamlanıyor. 5 dakika sonra bir sürü cevap var. İnanılmaz derecede cevaplar geliyor. Hala daha gelmeye devam ediyor. 5 dakika 23.05'te yarışmamız sonuçlanacak ve arkadaşlarımız çekilişle ilgili hazırlıklarını yapacaklar. Onu hatırlatalım. Hemen hocam müsaade ederseniz birkaç mesaj var ve önemli isimlerden onları hemen okuyalım. Güven Gümüşdağ demiş ki Sezer Özmen'in bonservisini almak gerekir. Acaba ikinci bir Kenan Yelek olur mu diye düşünmüyor değilim demiş. Ne dersiniz? Çok yürekten oynuyor demiş. Çok faydalı. Doğan Atlas, Samspor eski bence, yönetim kurulu bence üyesi. Bence de çok önemli bir oyuncu bizim için. Hem oyun tarzı hem karakter anlamında. En isabetli transferlerimizden karakter. Biri. Evet, evet. Doğan Atlas, eski Samspor yönetim kurulu üyesi. Hocama katılıyorum demiş. Umarım Sezer kalıcı olur demiş. Besim hocama, Ercüment hocama ve Avni hocama sevgiler, selamlar demiş. Başarınızdan dolayı sizi kutluyorum. İyi programlar demiş. Hakkı Bayrak, TÜFAT Başkanı ve Teknik Direktör Hakkı Hocamız. Hayırlı programlar diliyorum. Hocalarımıza güzel bir ikili iyi düşünülmüş demiş. Spor aksiyonu kutluyorum. Mehmet Bayraktar da selamlar demiş. İyi program selam. Mehmet Bayraktar da. Evet hocam TÜFAT organizasyonuyla başlayalım isterseniz. Hakkı hocam evet. Arkadaşlarımızdan da rica edelim TÜFAT organizasyonuyla ilgili Antalya'da şampiyon oldular. 5 maçını da kazandı ve kalelerinde sadece 1 gol görmüştü Samsun TÜFAT. Finalde de rakibini yenmeyi başardı ve şampiyon oldu. 3-4 yıldır arka arkaya yapılan bir organizasyon. Aşağı yukarı 40-50 tam rakam bilmiyorum ama 45 tane ilin aşağı yukarı 600 tane teknik adamın organizasyonun eşliğinde herkes 15-20'şer kişilik gruplarla kendi illerini temsil ediyorlar. Aynı zamanda hem 40 yaş üstü hem organizasyonun evet, içinde yarış 8'e 8 yarı alanlarda maçlar oynanıyor. Geçen sene Ankara karması, Ankara bölgesi şampiyon olmuş. Takımlar geçen seneden daha iddialı gelmiş, daha iyi organizasyon oldu. Fatih Terim oradaydı. Yücel Uyar abimiz, büyüğümüz, hocamız oradaydı. İşte TÜFAT Genel Müdürü, Genel Başkanı, çok değerli hocalar, kendi kültürüne hizmet eden, çok Türkiye'de futbola, kamuoyuna mal olmuş çok değerli insanlar oradaydı. Biz de bu bölgede eski futbolcu abilerimiz, büyüklerimiz, kendi yaş grubumuzda kardeşlerimiz gittik. Hem temsil noktasında hem de o müsabakalar oynandıkça işler daha iddiaya girmeye başladı. Bu noktada kazandıkça kendi içimizde kenetlenme, kazandıkça o davranış ortaya çıktıkça her bir gün sonrasına daha iddialı, daha güvenli maçlar oynamaya başladık. Hem dikkat çekmeye başladı takımımızın performansı, hem kesinlikle bütün hocam. İller, bütün takımlar bizim maçları, müsabakaları izlemeye başladı. Bu anlamda inanılmaz güzel bir organizasyon ve inanılmaz güzel maçlardan sonra kazanan taraf olduk. Yani geçen senenin finalistini yarı finalde İzmir'i, finalde de Ankara'yı, geçen senenin final takımını yenerek şampiyon oldu. Bu arada biz orada Hakkı Bayrak önderliğinde Ali Altıntaş, İsa Kontbay, Ali Kemal Gedikli, Sinan Ünal, Yaşar Cengiz, Ali Altıntaş, Eyüp Gümüş, Caner Yılmaz, Ercan Koloğlu, Ömer Kurnayel, Şendoğan Çakmaker, Abdullah Türkşen, Yusuf Danışmaz, Cenk İşler, Turan Kesimoğlu, Tanju Çolak, Sinan Yeşil, Ersan Dursun, Ender Eruzun, Atilla Pank, Yılmaz Kara, Yücel Uyar, Kenan Yelek, Cabir Kardel. Kartal. Maşallah. Bu ekibimiz oradaydı. Bu ekibin sırtı yere gelir mi hocam? Şimdi sahada şunlara parantez açmak istiyorum. Belli bir kısmımız fazla yaşlıydı. Belli kısmımız da iyi bir takımımız vardı. 9-10 kişilik bir kadroyla sürekli 5 maç oynadık. Maç oynayan oyuncularımızın çoğu maçlardan sonra kasıklarına antrenmansız da gidildi. Hep sürekli buz tedavisi, otelde istirahat ettiler. Kazandıkça da farklı bir organizasyon oldu. 9-10 kişi yani kalede Cabir, Kenan Yelek, Atilla Bank, Yılmaz Kara, Ender Uzun, Ersan Dursun, Cenk İşler, Sinan Ünal, Turan Kesimoğlu, Tanju Çolak, Yücel Uyar. Bu 10 kişinin 8'i sürekli sahadaydı. İnanılmaz performans gösterdiler. Hem orada gelip destek olanlara, hem ruhuyla kalbiyle destek olanlara,
ama fazla süre alıp da o coşkuyu, o Samsun ruhunu, o Samsun forması altında temsil noktasında o enerjiyi, o coşkuyu açığa çıkaran bütün hocalarıma, arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz Samsunlu olarak orada gurur duyduk. Çünkü kendi bölgelerinden, kendi kültürlerini temsil eden çok sosyal yapısı güçlü insanlar vardı. Bunun Samsun adına dağılımı çok fazla oldu. O organizasyonun içinde böyle bir enerjiyi açığa çıkarttığı için o topluluğa ve Samsunlu olarak da o toplulukla birlikte bunun gururunu yaşadık. Bir şampiyonluk yaşadık. Ben şunu söylemek istiyorum. Orada farklı kültürlerin içinde kendi kültürüne sahip çıkan, o enerjiyi, o yapıyı ortaya koyan abilerime, arkadaşlarıma buradan sesleniyorum. Burada kalanlara, fırsat olup da gelemeyen arkadaşlarıma aynı enerjiyi, aynı coşkuyu bu memleketin içinde de, kendi içimizde de yapmak zorundayız. Bu memleketi yönetebilecek, çalıştırabilecek, geliştirebilecek, eğitim verebilecek, bu tür organizasyonları ortaya koyabilecek hem oradaki grubun içinde insanlar var hem burada var. Ama biz kendi içimizde maalesef birbirimize sahip çıkmıyoruz. Bu noktada biraz serzenişim olacak. O aslında oradaki yapıyı gelip o ruhu, o diğer iller arasında açığa çıkan o ruhu buraya taşıyabilsek bizim memleketimiz çok daha farklı yerlere, kendi kültürüne beraber çok daha iyi yerlere taşınabilir. Buna %100 inanıyorum. Mecazi anlamda da şunu söylemek istiyorum. Beklentimiz de bu doğrultuda. Bu oradan gelen o veteran kupasını inşallah sezon sonunda bugün teknik ekip, başta Erhan Altın hocam olmak üzere kendi ekibi, takım kaptanlarımız, bütün oynayan oyuncularımız, sporcularımızdan inşallah lige çıkarak bunun karşılığını da kendilerinden bekliyoruz. İnşallah. Kendilerine başarılar diliyorum tekrar. Evet, birbirinden üstün isimlerin bulunduğu bir yerde herhalde birincilikten başka bir şey de beklenemezdi. Bu nedenle kutluyoruz sizleri. Ne kadar değerli, evet, ne kadar gerçekten önemli. Biz kendi kültürümüzü ama maalesef şöyle bir şey olmuş. Samsun'da 3 tane hoca, Samsun'da 3 kişi say falan diye maalesef bizi yönetenleri veya kamuoyundaki algıyı yanlış yöneterek bu bölgede alttan gelen genç, bugün hizmet edenler, bundan sonra hizmet edecek o kadar değerli insanlar var ki biz bunun kıymetini bilemiyoruz. Demin taraftarlardan gelen Cüneyt arkadaşımın ekibi geldiler sizin programınızı kutlamak için. Arada onlarla da kendilerine de konuştuk. Kendi kültürünü yaratamayan topluluklar, rüzgarlar, çayırları süpüren rüzgarlar gibi esip geçer. Yine felsefi bir yaklaşımda biz kendi hocam kültürümüzü yaratmak zorundayız. Samsun Spor geçen de söylediğim gibi hem kendi kültürünü yaratabilir hem yarışabilir. Zaten kendi kültüründen yoksun olanların da belli bir yere gelmeleri de beklenemez. Ama günümüz modern çağı kültür emperyalizmi, kültür yobazlığıyla beraber kültürel yapımızı, dokumuzu bozmaya devam ediyor. Evet. Bu da bir gerçek. İşte ona engel olabilmenin yolları var. Çok i̇şte kısa bir teknoloji. Sezer Özmen forması ile ilgili engel olamıyor. Sezer Özmen forması ile ilgili yarışmamız sona ermiştir. Yaklaşık 5 dakikadan beri gelen mesajları kesinlikle listemize almayacağımızı belirtelim. 23.05'te söylediğimiz gibi tamamlanmıştır. Arkadaşlarımız çekiliş için isimleri hazırlıyorlar şu anda. Hemen hocam söyleyeceğiniz... Hemen söyleyeceğim var. Antrenör Derneği'ni ben açılışta kutlamıştım. İçindeki isimlerin birçoğunu, hepsini tanıyorum tabii ki. Tekrar kutluyorum ama dediğim gibi hocam da söyledi. Bu grubun içerisinde çok değerli abilerimiz, çok değerli yaştaşlarımız, çok değerli kardeşlerimiz var. Samsun'da şu algı çok doğru değil, hoca da vurguladı, Besim Hoca da. İşte kaç tane kim var, kimi sayarsınız? Birçok ismi sayabiliriz. Emin olun. Teknik adam konusunda birçok ismi sayabiliriz. Başka nedenlerden dolayı kısır kalmış, kavruk kalmış olabiliriz. Ama nedeni yetersizlik ve kifayetsizlik değil. Bunun nedeni başka. Bunu daha başka bir platformda konuşuruz. Şeyle ilgili söyleyeceğim. Hani kapanışta söyledim. Şimdi gazeteye de baktım. 11 maç 24 puan mı? İkinci evet, 11 maç 24 puan ve Samsun Spor bu süreçte kendi sahasında oynadığı hiçbir maçtan puan kaybı yaşamadı. Öncelikle ben hep söylerim. Yönetimleri başarılı bulurum. Yönetimi ve ardından teknik kadroyu, Erhan Hoca ve ekibini kutluyorum. Gerçekten 11 maç 24 puan
çok değerli. Ortalamanın üstünde. Yani birinci takımın ortalamasının üstünde. İlk yarını yaşanan, edilen, tamam bunlar konuşmanın zamanı değil. Dolayısıyla öncelikle tebrik ediyoruz. Yönetim, Erhan Hoca, teknik kadro, Galip, Şenol Hoca, bir arkadaş daha var. Çağlar arkadaşımız. Çalışan personel, sahada oynayan oyuncular bir bütündür, bir takımdır. Takım içinde takımdırlar. Onların hepsini kutluyoruz. Bak bu konuda asla şey olmaz, mütevazı olunmaz. Onlar açısından söylüyorum. Çok önemli başarıya imza attılar. Oradaki bizi temsil eden arkadaşlar. Ama başarıların başarılı olarak adlandırılması için süreklilik arz edip sonuca ulaşması önemlidir. Bugün yaptılan başarı çok güzel. Ama bundan sonra bu başarıyı sürdürebilir yapmak ve ligin 34. haftasında en az ligi 6. sırada bugünkü yerinde tamamlamak mecburiyeti doğdu onlar için. Çünkü yapabiliyorlar. Bir şeyi yapabiliyorsanız evet. Devamını neden getiremiyorsunuz sorusu gelir. Dolayısıyla böyle bir misyon yüklendiler. Dolayısıyla inşallah playoff'a kalıp en azından yani birincilik için şey ikinci olarak çıkabilme şansımız var mı? Var. Ama en azından playoff'a kalıp bulunduğu yeri koruyup o playoff şansı da %25 olan şansı %100'e çıkarıp şampiyon olmaları gerekiyor. Ama en az o %25 şansı yakalamak mecburiyeti doğmuş durumda. Eğer bu konumu korumazlarsa bunu mazeret olarak hiçbir şey kabul edemeyiz. Başka yorumlar, başka değerlendirmeler yapılır. Onun için bulunduğumuz noktayı korumak durumundayız. Teşekkür yani. Ediyoruz. Evet, hemen bir futbolcuların maç sonrası görüşleri vardı, açıklamaları. Ona gideceğiz. Ama onun sonra da Samsunspor'da yine bugün bir oyuncu ile ilgili talihsizlik yaşandı. Dönüşte de onunla konuşacağız. Çok önemli oyuncu Samsunspor için. Gaziantep Büyükşehir Belediyespor deplasmanında forma giyebilecek mi, götürülecek mi? Onu konuşacağız. Onunla ilgili haberimizi vereceğiz. Yine Samsunspor 22 Nisan'da kas davası ile ilgili Benofusu davasından dolayı kas mahkemesine gidecek. Orada Samsunspor'u 3 puan silme cezası almıştı daha önce FIFA tarafından Samsunspor'a. Verilmişti bu ceza. Samsunspor itiraz etmişti ve konu kas mahkemesine taşınmıştı. 22 Nisan'da bu dava görülecek ve Samsunspor Başkanı Erkut Tutu, Sportif Direktör Ceşkun Zeren ve Başkan Yardımcısı Rüştü Araboğlu Salı günü İsviçre'ye gidecekler. Çarşamba günü dava var ve dönüşte de Samsunspor Başkanı Erkut Tutu Spor Aksiyon ve Spor 55 ortak yayınında stüdyomuzda konuğumuz olacak. Günü henüz tarihi netleşmedi. Perşembe veya Cuma günü veya daha bir sonraki haftaya sarkabilir. Ama büyük ihtimalle de Kas'tan dönüşte Samsunspor Başkanı Erkut Tutu Spor Aksiyon Spor 55 yayının ortak yayınında stüdyomuzun canlı yayın konuğu olacak. İlk kez başkan göreve geldikten sonra canlı yayın konuğu olacak. Sevgili Atilla Cebeci, Ender Gür, işte bizlerle buradayız ve başkana sorularımızı yöneteceğiz. Bununla ilgili hangi gün olacağıyla ilgili Haber Gazetesi'nde bir gün önceden duyurumuzu, haberimizi sizlere yapıp kamuoyuna duyuracağız bunu. Hemen hazırsa futbolcuların maç sonrası açıklamalarına gidelim. Evet arkadaşlarımızdan hazırsa futbolcuların, sevgili Cem, Mustafa hazırmış. Evet, Samsunspor'lu futbolcuların maç sonrası açıklamalarına gidiyoruz. Kaptan Musa Aydın'la birlikteyiz. Evet Musa, zor geçti maç. Beklediğinden belki de çok daha zor geçti gibi. Şöyle bir şey var. İlk yarı bulduğumuz pozisyonları atsaydık bu maç zora çevrildik. Çizgiden top vuramadık. Rakibin iki tane direkten topu döndü. İkinci yarıya bakarsanız bana göre bence en çok heyecanlandığım, en zor olan maçtı bu maç. Allah'a şükür ki buradan 3 puanla ayrıldık. Aslında kolay görünen maçta zor da olsa 3 puan aldık. Kazasız belasız bu maçı atlattık. Antep maçı bence daha iyi olacak. Samsunspor'un galibiyet golünü atan Sezer Özmen'le birlikteyiz. Gerçekten mükemmel de bir gol attı. Tebrik ediyoruz öncelikle. Teşekkür ederim. Kazanmak önemliydi. Kolay gibi görünen maç oldukça zor bir hale geldi dakikalar geçtikçe. Neler söyleyeceksin? Evet yani isteğimiz aslında maçın başlarında bir gol bulmaktı. Rakibimizin genç oyuncuların direncini kırmaktı.
Atamazımız her dakika boyunca rakibin direnci ortaya çıktı. Daha fazla direnç koymaya başladılar. Bunu bir şekilde kırmak gerekiyordu. Çok iyi mücadele ettik. Gol pozisyonları kaçırdık. Goller kaçırdık ama olmadı bir şekilde. Tabii bu gol pozisyonu da bana geldi. Bunu da değerlendirdiğim için mutluyum. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Bir de bu golle kazandığımız için ayrı bir mutluyum. Golü attıktan sonra kameralara gittin. Orada bir işaretim vardı. Evet, Giresun maçında attığımda aklıma gelmemişti heyecandan. İlk golüm olduğu için Samsunspor'da. Aslında oğlumu simgeledi o gol. Kameralara da oğlumun ismini söyledim. Güzel bir armağan olsun ona. Teşekkür ederim. Başarılar. Sağ olun. Ahmet Burak Soraker'le birlikteyiz. Öncelikle tebrik ediyoruz 3 puandan dolayı. Evet. Kolay gibi görünen maç biraz daha zorlaştı gibi. Kaçan goller. Aynen. Rakibin de kaçırdığı goller. Evet. Ya ilk başta pozisyonlara girdik. Atamayınca böyle maçlar rakibin direnci artıyor, genç oyuncular. Daha sonra tabii 10 kişi kaldık. Bu bizi daha da fazla zorladı. Ama ben özellikle bir şeye değinmek istiyorum. Biz böyle zor maçlar oynayacağız. Daha da oynayacağız. Daha önümüzde 7 tane maç var. En ufak bir zorlukta birkaç tane değil kırmızı karttan sonra kötü tezahüratlardık. Biz bunları hak etmediğimizi düşünüyoruz takım olarak. Biz taraflarımızın her zaman arkamızda durmasını istiyoruz. Maç içinde de onlar bizi iten bir güç. Çok zor bir maçtı. Biz onlarla birlikte hedefe gitmek istiyoruz. Özellikle bu maçlarda bize destek olmaları lazım. Çok şükür kazasız belasız geçti bu maçı. Şimdi Antep maçında inşallah kendi oyunumuzu zaten sahaya yansıtırız. İyi bir skorla dönüp avantajını devam ettirmek istiyoruz. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. Herkesin kolay gördüğü maç aslında çok zor maçlar bu maçlar. İyi konsantre olup erkenden gol bulmamız gerekiyordu. Çok şans bulduk ama faydalanamadık. Allah'a şükür ikinci yarı en azından golümüzü bulduk. 3 puanımızı kazanmak aldık. Önemli yani önemli olan kazanmak. Zorlu bir maç var. Zor maç var. İnşallah oradan da 3 puanla gelip playoff hedefimizi sürdürmek istiyoruz. Ne güzel bir çıkış. Her bizim başarımızın sırrı o zaten. Sen ne nasıl diyeceksin? Ya bu tarz maçlar her zaman zor olmuştur. Genç oyuncuların konsantrasyonu maalesef bize göre biraz daha yüksekti. Dediğim gibi hep zor maçlar bu tip maçlar, tehlikeli maçlar ama biz kazanmasını bildik. Tabii tecrübe oluyor bize de, hepimize. Önemli olan kazanmaktı. Bundan sonra playoff için edip emin adımlarla devam etmek istiyoruz. Samspor'da 2 yıl boyunca çok başarılı bir futbol ortaya koyarak hem kişiliğiyle hem de futboluyla herkesin alkışını alan, takdirini kazanan Erdem Şen'le birlikteyiz. Lige verilen arada izin gününü Samsun'da geçirdi. Cumartesi Samsun'a geldi ve bugün de Samsunspor Ordu Spor maçını stattan izledi. Hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk. Teşekkür ederim abi güzel olman için. Vallahi uğurlu geldik. 1-0 olsun bizim olsun hesabı oldu. Kazandık. İyi oldu. Hala kazandık diyorum. Fark ettiysen hala kendimi burada hissediyorum. Kopamadım bir türlü. Kolay kolay da kopmayacağımı belli ettim her eleğine. Kesinlikle oradan da herhalde Gaziantep'ten de Samsunspor'un maçlarını ve Samsunspor'un tabii canım takip ediyorum. Hep takibimde. Sanki buraya geldiğimde kendimi memleketimde hissediyorum. Çok seviyorum burayı. Kolay kolay da ayrılmayacağımı zannediyorum. Peki ligi nasıl görüyorsun? PTT 1. Lig'de? Ya çok iyi. İkinci yarı çok güzel bir çıkış yaptı Samsunspor. Hatta şu an playoff'un en iyi adaylarından biri. Güzel bir takımları var. Hocamız da iyi bir kadro kurdu tekrardan. İnanıyorum ya inşallah lige çıkarlar da hak ettiği yeri bulunur. Evet futbolcuların görüşleri bu şekildeydi. Hemen hiç vakit kaybetmeden diğer görüntülerimize gidelim. Samsunsporlu bir oyuncunun yine çok önemli Hasan Kılıç ceza alabiliyorsunuz. Hasan Kılıç'a da bir maç ceza geldi. Onu da hemen belirtelim. Bir maç ceza geldi Hasan Kılıç. Gaziantep Büyükşehir Belediyespor deplasmanında forma giyemeyecek ama ondan sonra Manisa Spor maçında takımdaki yerini alacağı belirtildi. Bugün kulüpten yapılan açıklamada. Tabii kulüpten resmi açıklama değil ama bana sordum. Böyle bir açıklama yapıldı. Onu da hemen belirtelim. Yine Samsunspor'un Bulgar futbolcusu Ivanov bugün akşam saatlerinde gerçekleştirilen idmanda son çift kalede son idmanın son 5 dakikasında çime takılarak yerde düştü. İki mücadele sonrası çime takıldı ve ayağı burkuldu, bileği burkuldu. Ivanov'un durumu yarın sabah çekilecek. MR'ın ardından belli olacak. Ivanov'un Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçına götürülüp götürülmeyeceği, maçta forma giyip giymeyeceği
Yarınki kontrollerden sonra netlik kazanacak. Bugün de hemen Samsunspor'da yaşanan son dakika gelişmesi olarak izleyicilerimize aktaralım. Ve hemen Samsunspor Teknik Direktörü Erhan Altın ve Samsunspor'lu yöneticilerin maçtan sonraki açıklamalarına gidelim. Ali İhsan Aka, Fikret Yalçın, yine bazı isimler vardı açıklamalarda bulunan. Onları bir dinleyelim. Daha sonra kesintisiz bir şekilde hem mesajlarınıza yer vereceğiz, hem çekilişimizi yapacağız, hem de değerli yorumcularımızın yorumlarını almaya devam edeceğiz. Arkadaşlarımızla hep paylaştık ve hep örnek verdiğim bir şey var. Kendilerine şunu söyledim arkadaşlar. O ordunun Kayseri maçı, içeride Adana maçı ve Antalya maçını hiç unutmayalım. Bu çocukların bir hedefi var. Bu çocuklar her zaman markayı oynadığı zaman performanslarını 10 katına, 20 katına çıkarıyorlar. Biz bunlarla baş etmemiz için daha üst seviyeye çıkmamız lazım. Bunu hep paylaştık. Böyle maçlarda yani kimse şunu şey yapmasın, konsantrasyonu oldu, olmadı değil ama maçı kazanmadığına çocukların 10 kişiye kaldık. Her şeyi sahaya yansıttı. Alıyor konuyu. Ama zorlandık. Herkesinden çıkarıyor. Hocam bir dinleyelim artık. 3 puan yaptık. İyi mücadele ettik. 10 kişi kalmamıza nazaran arkadaşlarımız gol atmak adına bütün varyasyonları denedik. Sonunda golü bulduk. 3 puan aldığımız için mutluyuz. Varyasyon mu denemiştin? Bunu bekliyorduk zaten. Ama hocam şu da var ya. Onu soracağım size. Hepinize teşekkür ediyorum. 67 arasında 3-4 tane gol pozisyonumuz var. Adamları. O hep biz bunları hep veriyoruz. Bu pozisyonları hep veriyoruz. Yani arkadaşlara hep diyor, hep çalıştığımız şey de bu ama futbol öyle bir enteresan bir oyun ki arkadaşlar. Hadiselere bağlı bir oyun. Yani ben çünkü kızamıyorum çocuklara. Niye kızamıyorum? Şimdi hareketli bir oyun. Çabuk oynanan bir oyun. Ufacık bir konsantrasyon eksikliğinde ister istemez böyle olumsuzluklar veriyoruz. Böyle pozisyonlar veriyoruz. Vereceğiz tabii. Yani çünkü ben bunu niye bunun bu işin içinden geldim. Aynı şeyleri ben de yaptığım için sahada arkadaşlarımıza bir şey diyemez. Biz bunlarla yola devam edeceğiz. Bunlar bizim evlatlarımız. Bunlar bizi bir yere taşıyorlar. Yani birazcık saliselik konsantrasyon işte atak hep yediğimiz ataklara da dikkat ederseniz kontraları hep top bizdeyken yiyoruz ki hep bunu da çalışıyoruz hep söylüyoruz ben hep söylüyorum futbol çağı atladı artık arkadaşlar en büyük tehlike olumsuzluk top bizdeyken eğer top bizdeyken oyunu seyredersek rakibin atacağı bir kontrada konsantrasyon eksikliğinde böyle pozisyonlar veririz yapacak bir şey yok yani Hasan arkadaşımız bir konsantrasyon eksikliğinde kırmızı kart görmüştür. Gayet doğal. Yani orada golü de kurtardı. Gol de olabilirdi. Yani %100 gol pozisyonuydu. Teşekkür ediyorum ona. Mustafa öğretmen onunla ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Muhteşem bir maç yönetti. Her şeyi sahaya, her iki takıma da hiçbir şey yapmadan. Maçın oynanması için pozisyonları güzel değerlendirdi. Her şeyi yaptı. Bu arada emniyet güçlerinin 170. herhalde yıl dönümünü kutluyorum. Allah onları başımızdan eksik etmesin diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Aralıkların sporu formatı şu ana kadar berabere sürüyoruz. Dakika 85. Playoff şansımızdan konuyla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Ya biz zaten biliyorsunuz. Yani biz arkadaşlar şimdi şöyle bir şey söyleyeyim size. İlk devreyi 20 puanla kapatan takım neyi oynar? Neyi oynar sizce? Düşmemeye, açık açık söyle, düşmemeye oynar değil mi? Yani biz 20 puanla kapattık ve şu anda muhteşem bir ikinci devre bir başlangıcı yaptık. Sağ olsun Erkut Tutu Başkanı ve yönetim kurulunun gelmesiyle konsantrasyonumuz üst düzey arttı. Moral motivasyonumuz üst düzey arttı. Burada sizi de geçemeyeceğim. Sağ olun sizlerin de vermiş olduğu, yapmış olduğunuz televizyondaki yorumlarınız olsun, köşe yazılarınız da olsun. Bizlere büyük moraller verdiniz. Bizi üst seviyede konsantre ettiniz. Biz bir yolumuza devam ediyoruz. Yani biz şu anda kaç puan topladık? 9 maç oynadık değil mi? Yok 9, yok 10 maç oynadık. 10 maç oldu. 24 puan topladık. 24 puan. Bunu böldüğün zaman artık şeyi yakaladık gibi. Yani üstüne bile geçtik yani. Ha, bizim hedefimiz var. Bu hedef doğrultusunda gidiyoruz. Ha, bu hedefi Erhan Altın tek başına yapacak diye bir şey yok. Bu hedefe ulaşacaksak hep birlikte ulaşacağız. Bu başarıyı yakalayacaksak hep birlikte. Herkesin burada emeği var. Ben bunu hiçbir zaman için göz ardı etmiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Ha,
Samspor Genel Sekreteri Ali İhsan Aka ile birlikteyiz. Özellikle ilk yarıda bir rehavet söz konusu gibiydi. Ama ikinci yarıda Samspor daha toparladı. 5-5 pozisyonlar buldu ve aslında kolay görünen maç çok zor bir şekilde 1-0 sonuçlandı. Neler söyleyeceksiniz? Aslında biliyorduk tabii bu kadar zor geçeceğini bu maçın. Ama bu kadarını da beklemiyorduk açıkçası. Ordu'yu kutluyorum. Biz daha iyi oynamalıydık. Daha garantiye oynayan bir yapı içerisinde olmalıydık. Bizim geçmişte Mersin'e kupa maçında Bursa'ya yaptığımızı aslında bugün Ordu bize yaptı. Bunlar futbolun içerisinde olan şeyler. Bugünün en güzel şeyi 3 puan. Onun dışında her şey kötü. Hiçbir şey güzel değil. Sadece 3 puanımız güzel. İnşallah devamını haftaya mahcup olmadan. Evet, evet, çok. Çok zor bir deplasman. Bugün de deplasmanda yendiler biliyorsunuz. Evet. Ama o maçın havası da farklı olacaktır. Ben futbolcu arkadaşlarımın, kardeşlerimin bu maçtan gereken mesajları alacaklarını, teknik kadronun da gereken mesajları alacaklarını düşünüyorum. İnşallah iyi olur. Evet, kolay gibi görünen maç çok zor bir şekilde 1-0'lık skorla sonuçlandı. Özellikle ikinci yarıda kaçan pozisyonlar vardı. Ordu Spor'un da yakaladığı pozisyonlar vardı. Neler söyleyeceksiniz? Zor maç olacağı belliydi zaten. Stresli bir maç olacağı da belliydi. Yani nasıl diyeyim, anamızdan emdiğimiz burnumuzdan geldi ama başardık çok şükür, kazandık. Yolumuza devam ediyoruz. Önemli olan önümüzdeki haftaki maç ve ondan sonraki maçlar. Futbolcularımız bizim biliyorsunuz, hepimiz biliyoruz yani 4-4'lük kaliteli çocuklar. Ben bundan sonra daha iyi olacağını, zaten iyiyiz. Bu bir stres, bir nasıl diyeyim, heyecan dolu bir maçtı. Başardık çok şükür. Teşekkür ederim. Fikret Yalçın'la birlikteyiz. Samspor Yönetim Kurulu üyesi Sayın Fikret Yalçın'la neler söyleyeceksiniz? Evet, gerçekten yani maç öncesi hepimizin bildiği gibi yani zor geçeceği belliydi ama yani futbolda bu da var. Futbolun kuralında bunlar da var. Yani oynamadan, mücadele etmeden maalesef maç kazanılmıyor. Yani inanın şurada bu maçın stresinden yani ne konuşacağımızı da bilmiyoruz ama önemli olan en güzel şey 3 puan. Ona seviniyoruz. Teşekkür ederim sana. Vallahi zor bir maç oldu ama önemli olan 3 puan alabilmekti. Takımımız 3 puanı aldı. Mutluyuz. Yolumuza devam ediyoruz. Bundan sonraki maçlarımızda daha iyi bir emin adımla hedefe doğru ulaşacağız inşallah. Evet, görüntülerimiz bu şekildeydi. Açıklamaları hep birlikte izledik, dinledik. Tabii bu görüntülerin sizlere ulaşmasında emeği geçenler var. Onlara da teşekkür etmek gerekiyor. Samspor maçıyla ilgili röportajlarda Salim Yıldız'a teşekkürümüzü iletelim. Görüntülerin size hazırlanmasında Erdem Çakmak ve Turgay Şenol'a, ödül törenindeki görüntüler için de Kadir arkadaşımıza teşekkürlerimizi iletelim. Yine yarın Haber Gazetesi'ne çıkacak ödül töreniyle ilgili gelişmeler. Onur Erol'a da teşekkür edelim. Evet, yöneticilerin açıklamaları da dinledik hocam. Şöyle konuşayım. Geçtiğimiz cuma günü maç öncesi ben Samspor tesislerinde antrenman izledim. Daha sonra da Erhan Hoca, Galip, Şenol Hoca, Galip Hoca, Coşkun Zeren, işte Ömer Çoru falan beraberdik. Metin Ateş de yanılmıyorsam oradaydı. Sohbet ettik falan. O koridordan, yatakhanenin olduğu koridordan böyle içeriden geçip giderken çok keyif aldım. Çok güzel bir uygulama yapmış. Kimin yaptığını sordum. Başkan Erkut Tutun'un bunu düşündüğünü söylediler. Dolayısıyla bu noktada Sayın Başkan'ı kutluyorum. Gerçekten çok güzel yaptığı şu. Her odanın, her oyuncunun kendi odası var. Her odanın kapısının yanına oyuncunun resmini asmış. Çok güzel, böyle büyük bir resmini asmış. Bu güzel bir davranış. Hem oyuncuyu hem kulübü doğru anlamda temsil ettiğini düşünüyorum. Onun için kutluyorum. Bu çok güzel bir uygulama. Canberk konusunda da Erhan Hoca falan, o ara Canberk geldi. Urfa maçında dizini aldığı bir darbeden geçtiğimiz dolayı. Geçtiğimiz haftaki programda dile getirmiştik. Dile getirdik ama ben tabii cuma günü konuştuğumda Canberk'le tesadüf edince konuştuk. Sakatlığı olduğunu, mesela fiziksel anlamda değil de hocanın, teknik kadronun, Erhan Hoca'nın, Galip Hoca'nın, Şenol Hoca'nın endişesi Canberk'in sezon başı geçirmediği,
devre sezon başı kampı ve devre arası kamplarını geçirmediği, dolayısıyla sakatlık riski taşıdığı için değerlendirmediği görüşü çıktı ortaya. Tabii bu teknik kadronun kendi görüşüdür. Onlara saygı duyuyoruz. Maçla ilgili konsantrasyon konusunda bir hani söylemedim diye hatırlıyorum. Söyleyeceğim şu. Hasan'ın kırmızı kart gördüğü pozisyonu değerlendirdik mi biz? Hayır hocam, onu da soracaktım zaten. Şimdi değerlendireyim. Kırmızı kart gördü. Şöyle, bırakabilir miydi adamı gol atması için? Bak şimdi. Ben yani gol atması için derken hani devam edebilir miydi? Rakip oyuncuya müdahale edemez miydi? Bilemezsin. Çok golü yersem belki 1-0 bitecekti maç. Şu anda 1-0 mağlup bitirecektim. Hasan onu yaptığı için golü yemedim. Hasan kırmızı kart gördü. Eksik mi? Eksik. Samspor için eksik. Ama o müdahale Samspor'a belki golü yedirtmedi ve maçı kazandırdı. 3 puan hanesine yazdırdı. Kesinlikle aynı düşünceliyim. Hamlenin doğru olduğunu düşünüyorum ama konsantrasyon konusunda değerlendirecek olursak bunu, ben sadece o pozisyonu söylüyorum. İkili mücadelelerde oyuncularımız, yani Samspor takımının oyuncularının çok olaya motive olduğunu, konsantre olduğunu söyleyemem. Zaten herkes söylüyor onu. Bu doğal. Bütün takımlar bunu yaşarlar. Hepimiz yaşıyoruz. Ama şunu unutmayalım. En güzel resim şuydu. İşte Hasan'ın kırmızı kart gördüğü pozisyon. Hangi pozisyonda yediğimizi hatırlıyor musunuz? Biz korner attık. Evet. Kornerden sonra kontra atak. Hocam çok enteresan bir durum. Orta saha çizgisi yayı. İki tane oyuncu önde. Ordu Sporlu oyuncu arkada. Yani libero gibi düşün. Ordu Sporlu oyuncu bizim kaleye daha yakın yerde. Bizim iki oyuncumuz önde. İsimler önemli değil. Bir pozisyon, bir kontratak, araya bir pas. Adam karşı karşıya, Hasan arkadan yetişti. Tak da yani faul, kırmızı kart. Birebir karşı pozisyon, karşıya diye. Pozisyon hatası. Ha. Şimdi işte konsantrasyon. Eğer konsantre olursa oyuncu, pozisyon hataları futbolun içinde var. Eminim hoca da söylüyordur, oyuncular da biliyor. Bizim de çok iyi bildiğimiz bir şey. Futbol dinamik bir oyun. Bu dinamizmi ayak uyduramadığınız sürece, ama konsantre olarak, ama doğru yerde durarak, ama fiziksel olarak cevap vererek, ama taktik, ama teknik olarak bunlara hazırlıklı olarak cevap vermediğiniz sürece sürekli pozisyon hatası yaparsınız ve kaybedersiniz. Futbolda pozisyonda bir saniye, hatta yarım salise, 30 salise mi diyeceğiz? Bir saniye 60 salise olduğuna göre 30 salise de önce doğru gözüken pozisyon 30 salise sonra yanlış olabilir. Futbol böyle bir dinamik oyun. Böyle hızlı geçişkenliklere sahip olan bir oyunda konsantrasyon en önemli unsurlardan biridir. Eminim ve umuyorum ki Samspor takımı bir daha böyle bir konsantrasyon sıkıntısı yaşamaz. Bu da ders olur diye diyorum. Ama yine lafımın arkasındayım. Deneyimli, maç süreleri uzun olan, yani sezon süreleri ve oynama sıklıkları uzun olan oyuncuların bu tip hataları yapmalarını doğru bulmuyorum. Bugün ben hocam işte biraz evvel açıkladı. Pozisyonlar bulduk. Evet bulduk. Ordu Spor da buldu. Ama Samspor takımının oyunu domine eden, baskı kuran ve Ordu Spor'a nefes aldırmayan bir oyun oynaması gerektiği bulunan pozisyon ve hedef açısından hangi oyuncu oynarsa oynasın. Ama en billahi ama Santfor bizim Emvilla. Yok öbürü. Eren. Ama Musa, ama Mustafa abi. Şey Hasan. Ivanov. Ama işte Ivanov, ama Ofeyudu. Kim olursa olsun, çünkü bunlar Samspor kadrosu içinde bulunan oyuncular. Ve karşılarında oynayan, evet, istekli, mücadele eden bir grup. Ama deneyim, tecrübe ve kadro kalitesi bunu bize yaşatmamalıydı. Hocam Samspor maç içinde yani pozisyonlar da buldu. 60. dakikada Embilla, 67. dakikada hem Embilla hem Ofeo'du. Evet. Yine ondan sonra Samspor'un golünden sonra direkten dönen top oldu. Kaleci karşı karşıya kaldı. İki tane Ordu'nun direkten döneni var. Evet, iki tane topu direkten döndü. Samspor'un sayılmayan ilk 15 dakikada Musa Aydın'a offside gol. Ben pozisyon demiyorum. Bak, son dakikada yine Embilla'nı kaçırdı. Şuna Muhammed, geleceğim ben. Pozisyon yani demiyorum. Oyuncu tercihleri, kadro tercihi yok. Maçın gidişatına göre goller geciktikçe fikirler de değişmeye başladı yani. Herkes maçta... Tabii bir bakış açısı, onu söylüyorum. Ben de diyorum ki tabii şimdi şu tezi de sunabilir bir başka arkadaş. Bunu ben sunuyorum anlamında söylemiyorum.
ideal kadronla çık. Skoru ilk yarı al, ikinci yarı yap. Mantığıyla yapabilir. Ama hocam da bu oyunculara şans vererek bir fark gözettiğini düşünmüyorum. Çünkü zorluk derecesi yüksek maçlar oynanacak. Samsun takımının her oyuncuya ihtiyacı var. Kesinlikle. Her oyuncu da bu kadroyu dolduracak kalitede ve yetenekli oyuncu. Dolayısıyla yani inşallah bunu tekrar etmeyiz. Ama yani pozisyonu bulmayı ben konuşmuyorum. Pozisyon bulursun, pozisyon verirsin. Ben oyunu anlatmaya çalışıyorum. Yani oyun olarak çok etkin ve etkili değildik. Onu anlatmaya çalışıyorum. İnşallah kesinlikle tekrar olmaz. Temennimiz odur. Zaten hem futbolcular hem teknik heyet onlar da bilincinde kabul ediyorlar zaten. Her hepimiz açıkça da ifade ediyorlar. Az önce Sayın Ali İhsan Akan'ın da açıklamasında bugün dedi sadece güzel olan şey Samsun'un sağdan 3 puanla ayrılması. Oyuncular da bunu biliyor. Oyuncular ve da ifade ediyor. 1-0 zaten geçmenin 3 puanı almanın en doğru olduğunu söylüyor. Evet. Biz de ama ben kendi adıma bunu söylemeyebilirim. Çünkü biz teknik adamız. Hocam da aynı. Biliriz bu kadronun neler yapabileceğini, neler yaptığını ve yapabileceğini. Ama dışarıdaki spor kamuoyu, dışarıdaki kamuoyu endişe duyar. Yani. Endişe duyar. Evet. Biz güveniyoruz. Bu güveni kaybettirmeme adına bunlar olmamalıydı. Hocam kötü oynarken de böyle böylesi maçlarda kazanmak hedefe giden yolda biraz da direncinizi sizi ayakta tutar değil mi? Başarıdır ve marifettir. Yani. Zaten iyi başarı takımlar, ve marifettir. Yarışan takımlar kötü oynadığı maçları da kazanmak zorunda. Zaten iyi oynadığında sorun yok. Asıl sorun kötü oynarken o kazanma isteğini, o kazanan davranışı ortaya koymak. Yani Samspor'un şimdi bugün baktığımızda demin hocam da söyledi, televizyonda Erhan Hoca da anlattı. Evet, 10 maçta alınan bir 24 puan var. Bunlar çok güzel şeyler. Yani lafta değil, özde olan şeyler. Bunları bu oyuncu grubu başarmış. Ama camianın bizimle mesela içine girip çok fazla irdelemediğimiz şey, oyuncuların hafta hafta gösterdikleri birlikte hareket kabiliyetlerinde çözülmeler var. Yani her oyuncu, yani takımın 10 üzerinden, yani şöyle söylemek istiyorum, 11 oyuncusunun 7 tanesinin lambası yandığı zaman, 8. lamba yandığı zaman o oyun kazanan davranışı ortaya koyuyor. Ama Samspor'da her hafta 8 tane, 9 tane lamba yanmıyor. Yani 3-4 tane lamba yanıyor, diğerleri vasatın altında kalıyor. Bunu mesela şöyle düşünün, şimdi biz inşallah bundan ders çıkaracağız. Programın başında da söyledik. Şimdi biz bunları görür de üstüne koyup o parçaları birleştiremediğimiz zaman daha iyi organize, daha az pozisyon veren, daha büzüşen, takım savunmasını birlikte yapan, hem top rakipteyken hem kendindeyken topa hakim olan, top rakipteyken baskı kurabilen, kazanan davranışı, oyunun galibi olacak yapıyı bizim ortaya koymamız lazım. Bizim puan kaybetmeye tahammülümüz yok. Alttan ortaklar da geldi. Şöyle, şimdi Antep takımına gidiyoruz. Antep Belediye hem geçmiş dönemi problemli hem oyuncu kalitesi çok yüksek. Arkadan geliyor. Hızlandı. Ve hızlandı, evet. Kazandığı gerçekten maçları kazanacak kadar oynuyor. Hani girdiydi, girmediydi, kaçtıydı değil. Hani bir belli bir blok halinde topa sahip kalan, kazanacak davranışı ortaya koyan yapıları var. Bu biraz tereddüt yaratıyor. Gerçekten. Ama biz bunu düzeltmek zorundayız. Bunu da i̇şte inşallah... ben hocam bunu niye düzeltemiyoruz diyorum. Mesela biz şey maçını oynadık, Adana maçını oynadık. Saç baş şey olduk. Elazığ'a gittik, hiç beklemediğimiz bir futbol oynadık. Yani bu tür maçlarımızı, biz en son maçları bir yerde dile getiriyoruz. Son daha önceki maçlarda da var buna benzer. Yani bir sıkıntımız var. Bu sıkıntının giderilmesi yolunda etkin bir önlem alamıyoruz gibime geliyor. Bilemiyorum tabii, siz daha işin içerisindesiniz. Şimdi bu konuyla ilgili ben tabii teknik konuşmak bu bir bakış açısıdır. Muhakkak tedavi edecek yöntemler üretilir. Zaten üretilmese tamam zikzaklar yapıyor ama bu 24 puan da şey olmaz yani, az bir puan değil. Ama bu oyun tarzı hani özellikle pazar günü Urfa maçının ikinci yarısı ve pazar günü Orduspor'da oynanan oyun tarzı taraftara biraz güven kaybı yaşatabilir. Ama bir takım da her zaman yukarı tip yapmaz. Yani her zaman yapmaz. Zaman zaman inişler olur. Umarım ve ümit ediyorum Erhan Hocam bunun önlemlerini alacaktır. Şimdi ben biraz istatistikten girmek istiyorum. Hani işin matematik tarafından biraz ders çalıştım da. İzin verirseniz. Sonra da bir konu var hoşuma gitmeyen. Pazar günü yaşadığımız.
Özellikle onu da vurgulamak istiyorum. Şimdi biz 28. hafta dediğimiz, yani 27 hafta oynadık, 28. haftadayız, 7 tane maç var. Bu hafta bizim için dezavantajlı hafta. Bu hafta olarak söylüyorum. Çünkü Kayseri Bolu ile oynuyor, Adana Demir Ordu ile oynuyor. Umarım Ordu Spor Adana Demir'i bir sürpriz yapar. İnşallah Samsun'daki temennimiz performansı o. Orada Osmanlı Manisa ile oynuyor. Antalya Giresun ile oynuyor. Alanya Adana ile oynuyor. Biz Antep'teyiz. Urfa Buca ile, Karşıyaka Altınordu ile. Yani bizi ilgilendiren üst gruptaki bütün takımlar, hani inşallah temennim onların konsantrasyonu az olur da bu sıkıntıyı yaşarlar. Kazanmaya yakın bir haftaya giriyorlar. Bizim maçımızda sıkıntılı bir maç gözüküyor. Ama önümüzdeki 29. hafta tamamen ters. Kayseri Osmanlı Spor derbisi var. Adana Demir Antep'le oynuyor. Yine Osmanlı Kayseri. Antalya Alanya ile oynuyor. Hep birbirleriyle oynuyorlar. Urfa'da Altınordu'ya gidiyor. Biz içeride Manisa ile oynuyoruz. Karşıyaka Denizli'ye gidiyor. Bu hafta da avantajlı hafta. Biz dezavantajlı haftayla avantajlı geçirip avantajlı haftayla da kayıpsız geçersek playoff'la ilgili çok önemli bir adım atarız. Ters mi olabilir mi? İnşallah yani olmaz. Samspor, biz bir dezavantajlı hafta olarak nitelediğimiz bu haftayı avantajlı bir şekilde... İşte onu diyorum. Temennim o. Evet. Eğer avantaja çevirirsek... Ama Manisa da tam tersi olursa ne yapacağız? Ben de, abi olarak. Bak işte benim temennim şu. Bu dezavantajlı haftayı avantaja çevirirsek iki hafta avantaj kazanırız. Çünkü 30 ve 31. hafta iki yani tane büyük derbi oynayacağız. Bir Osmanlı Spor, sonra da Adana Demir'e gidiyoruz. Anlatabildim mi? Yani 30 ve 31. haftalarda ivme kaybedebiliriz, çıkışta yapabiliriz. O maçlar ne olacağı belli değil ama bu iki haftayı doğru değerlendirmemiz lazım. Şimdi ben son 5 yılın istatistiklerini tuttum. Yani baktım, muhakkak herkes bakıyordur. Şöyle bir sonuca ulaştım. 27. maç bu hafta sonunda 2011 sezonuyla 2014-15 sezonu, yani bu sezon 27. maçların 6. takımın ortalama puanını hesapladım. Yani 6. sırada tamamlayan takımların 27. haftaları, 34. haftada tamamlayan takımların ortalama puanını tuttum. Son 5 sezonun playoff 6. takımının ortalama puanı 44. Samsunspor kaç puan? 44. 44, 6. puan. Evet. Yani ortalamalar şöyle değişiyor. 44, 41, 40, 49 ve 44. Yani bunların hepsini toplayıp böldüğümüzde 5'e ortalama 44. 44. Yani Samsun doğru noktada. Yani ortalama onu mesajını evet. doğru veriyor. Ama bir antiparantez var, onu belirteceğim. 34. maç sonunda 2010-11 sezonu toplam 32 maç oynanmış. 2013-14 sezonu da toplam 36 maç oynanmış. Diğer iki sezon 34'er maç oynanmış. Dolayısıyla o iki maçı ortalama da ortalamayı da tutturduğumuzu varsayarsak playoff 6. takımın 34. maç sonunda ortalama puanı 54. Yani bugünkü yani görüntüde 10 puana ihtiyacı var. 10 puan gözüküyor ama bir uyarım olacak. Yani benim kendi öngörümle ilgili söyleyeceğim. Bu sezon yani 2014-2015 sezonu diğer 4 sezona oranla artı 2 artı 3 puan oynayabilir. O civarlarında dolaşıyor. Yani bugün 44 olarak ortalama puan hesapladığımız 27. hafta 46-47 olarak değerlendirilebilir ki örneği var. Samsun Mersin'in çıktığı sene yok. O sene Başakşehir'le Balıkesir'in çıktığı sene 6. Mersin İdman Yurdu'nun 47 puanı var. Ve 26 maçta. 27 maç yani değil. Geçen sezonu diyorsunuz. Bir önceki geçen sezon. Evet. Yani bizim elendiğimiz sezon. Yani aynı ortalama, yani son 2 yıl, son 2 yıla bakacak olursak ortalama tahmin ettiğim gibi artı 2'ler, artı 3'ler olabilir. Dolayısıyla sezon sonunda da 57-56'lar olabilir. Yani 34 maçın sonunda
kainlik değil, bu istatistikle alakalı bir şey. 56-57 puanlar olabilir. Abartılırsa 58 bile zorlanır. 58 geçen programda 58 57-58 gibi evet. Telaffuz ettim. Ama dedim ki bir incelemem lazım. Ve Samsun Spor'un tahmini puanını yani ben... Yani 14 puan aldığımız takdirde 58'e ulaşmış olacağız. Yani 13 puan da olabilir. 13, yani 57, 4 14, galibiyet, 10. Bir beraberlik. Evet. Ki ben mağlubiyet lafını hiç ağzıma almam. Minimum bunu yaptığımızda almak da istemiyorum. Hem çalıştığım kulüplerde hem desteklediğim kulüplerde mağlubiyet lafını ağzıma almak istemiyorum. O zaman hocam ilk iki iddiasını İstanbulspor'un ilk ikiye değil. Var, var. Şimdi oraya geliyorum. 34 maçın sonunda son 5 yılı değerlendirdiğimizde ligi ikinci cevabı var burada onun için. Ligi ikinci bitiren takımların ortalama puanı 63. Yani bunu 65 gibi de değerlendirebiliriz. Artı 2 dedik ya. Evet. Biz şimdi ikinci olarak iyimser bir bakış açısıyla 63 diyelim. 2 puanı da koymayalım. 3-7-21 7 maçın tamamı. Yani 7 maçı kazandığında 63 puanla ikinci olma şansımız var. Ortalamaya göre konuşuyorum. Hocam çok sapma özür dilerim. Olmazsa. 2 dakika sonra, 1,5 dakika sonra reklam arasına gitmek tamam, durumundaymışız. Tamam ben 5,5 yaptığım çalışmayı sundum. Var. Yani Sezer Özmen rakamlar söyledim. De... İnşallah yanıltmaz. Hepimiz burada oluruz. Bunda çok büyük sapma olacağını tahmin etmiyorum. Bir de hocam, program olay... bitiyor mu? Onu söyleyeceğim, Ercan'a geleceğim. Bitmiyorsa hocam, bir buçuk dakikada bitmiyor. Bitirip kadar ek süre yok 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 sanırım. Yapmayalım 20 de hocam. Çok özür dilerim. O zaman iki dakikamız var hocam. Sezer Özgür'den iki dakikanın bir dakika ben veriyorum. Hem Besim hocamıza da hem Avni abiye de söz vereceğiz. O zaman Ercan'la Sezer konusunda o sözleri ver. Okursun, evet. Okursun da. Bu Ercan ve Sezer olayı diye yazdım. Bunu çok kısa belirteyim. Bir üzüntümdür bu. Ben yıllarca bu Samspor'da oynadım. Benden önce ve benle beraber benden sonra da birçok Samsunlu genç olarak addedilen, o şehrin oyuncusu olarak forma giyen oyuncuya zaman zaman şehrimiz protestolarda bulundu. Bunun en mağdur yaşayan insanlardan biri de benim. Ercan'ı ve bu tip oynayan genç oyuncuları tribünlerin protestolarını da o çocukların duygularını tarif edebilecek en doğru insanım. Hocam, çok da karakterli, çok da düzgün ben, bir kardeşimiz. Ne yani. Olursa olsun. Her şeyi bir kenara bırakalım. Bu ayrı bir şey. Karakteri de hiç. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Süreye sığsın diye söylüyorum. Şimdi Ercan bir hatalı pas attı. Tribünler ayağa kalktı. Vuuu yaptı. Üstüne çullandılar çocuğun. Sezer'i çok beğeniyorum. Emin olun. Çok takdir ediyorum. Attığı gol müthiş. Samsun'a katkısı müthiş. Çok da böyle konuşmanın bir teknik adam olarak böyle benim tarzım da değil. Gerçekten beğendiğim bir oyuncu. Çok talihsiz bir pas attı. Futbolun içinde olan, zaman zaman o mevkide evet. Oynayan bizlerin de yaptığı bir pas attı. Ama aynı reaksiyonu Sezer'e göstermediler, alkış yaptılar. Bizim gençlere karşı var genellikle. İşte bu çifte standart, evet. Bu hoşgörüsüzlüğü kırmamız lazım. Mutlaka. Yani yabancı yani futbolculara karşı kendi ben kendi yabancı yerli demiyorum. Bir doğanın bu şekilde biraz uzaklaştırmış olduk maalesef. Enteresan. Ben burada şunu vurgulamaya çalışıyorum. Sezer de bizim çocuğumuz, Ercan da. Çünkü onlar Samspor'un formasını giyiyorlar. Bunlar hataya tahvilli insanlar. Futbol hataya tahvilli iş. Bu hataya gebe bir oyun. Dolayısıyla hoşgörü çıtamızı biraz yükseltelim. Benim temennim budur. Evet hocam. Yıllardır evet hocam. Özellikle üzerinde bastığımız bir konu aslında. Tekrarlamanız gerçekten iyi oldu. Maalesef bu yapılıyor. Ben bu genç futbolcularımızın zaman zaman babalarıyla, hatta geçenlerde Doğan'ın dedesi yolda yolumu kesti. Hatta teşekkür etti gençlere karşı gösterdiğimiz ilgiden dolayı. Ama taraftarların neden böyle yaptıkları konusunda da İnanın şaşkın, üzgün ve çocuğunun, torununun kaybedilmesi endişesi taşıyan biri olarak gördüm. İnanın ben de çok üzüldüm. Doğanlar, Ercanlar, Furkanlar kolay yetişmiyor. Hocam siz de gençlere evet. Çok önem veren birisi olarak evet. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi ben yani tekrar geriye dönmek istemiyorum. Ama demin Ercüment Hocam başkanımızın soyunma odalarının önündeki yatak odalarının önündeki resimlerinden bahsediyor. Samsun Spor 19 Mayıs stadının tünelini ve soyunma odasını biz teknik ekip olarak biz kendimiz kaplattırdık. Eski bu memlekete hizmet etmiş
rol model olarak alıp büyüdüğümüz geçmişte Samspor'un tarihini yazan insanlar. Seni de tebrik ederiz hocam. Bravo. Tarihi yazan insanların koridorlara resimlerini biz koyduk. Biz burada kendi kültürümüze hizmet ediyorduk. Ama maalesef sorun yaşadık. Şikayetçi değilim. O görevi o kadar, o süreyle gururla yaptım, taşıdım. Şunu da söylemek istiyorum. Ercan konusunu programın başında da açtık. Defalarca seyirciler gelince de konuştuk. Ercüment Hocam da aynı şeye vurgu yapıyor. Biz bu memlekette, kendi Samspor'u sevdireceğimiz çocuklarımızı, bu şu an yaşanmış bir şeydir. Samspor'un içinde şu an A takımla idmana çıkıp da 4-5 tane oyuncunun imza atmayıp başka takımlara gitmek için can attığını biliyoruz. Bunları biliyorsunuz. Bu kültürün çocukları. Biz bunlar tertemiz insanlar. Bunlardan Samspor faydalanabilir. Bunlar daha iyi, daha düzgün, daha kendini ifade edebilir, daha sürekli kalabilecek hale getirebiliriz. Bunları yetiştirebiliriz. Bu memleket dışarıdan eskiden sporcu alıp yetiştirip kendi kültürünü yaratıyordu. Şimdi biz tam tersine Kadıköy gibi birçok amatör takımlarımız bu memlekette amatör spor kulüpleri adına küçük yaş gruplarında inanılmaz organizasyonlar oluyor. Oralara inmek istemiyorum. Aslında konuşulacak çok şey var. Bak Kadıköy kulübü dışarıya adam satıyor. Biziz eskiden alıp yetiştiren insandık, buradan dışarıya satıyoruz, dışarıya veriyoruz. Onlar kötü mü yapıyor? Buradan giden her çocuk çok değerli. Ama biz o çocukları kendi yapımıza alıp iyilerle bir iyi takım kurarak daha iyi takımlarla yarıştırıp o çocukların gelişimlerine katkı sağlayabiliriz. Onları 17 yaş grubuna geldiğinde bu memlekete Türk futboluna hizmet eder hale getirebiliriz. Genç çocuk 23-24 yaşında genç değildir. Adamlar Dünya Kupası, Şampiyonlar Ligi 17 yaş grubunda bunu oynuyorlar. Hatırlayın bizim dönemimizde Canberk, Sağbek Canberk açık tribünün önünde topu aldığında, havaya sıçradığında oradaki 20 bin kişinin nasıl bir coşkuyla ayağa kalktığı günleri hatırlıyor musunuz? Evet. Hatırlıyorsunuz. Kesinlikle evet. Tabii o dönemlerde. Şimdi böyle geriye dönüp çok böyle şey yapmak istemiyorum. Evet, programımızın sonuna takımımız geldik. Takımımız yarışsın, takımımız başarılı olsun. Samspor hak ettiği yere gelsin. Bunun altını da dolduralım. Gelecek yılları, gelecek yıllardaki genç nesilleri daha iyi, daha yaşanabilir, daha kendisini ifade eden, bu kültüre hizmet eden hale dönüştürebiliriz yani. Evet, çok çok teşekkür ederiz değerli yorumlarınızdan dolayı. İzleyicilerimizin de çok sayıda mesajları vardı. Birol Daban, Bilal Erdoğan, Ahmet Yersel, Erdem Ayaz, yani saymakla bitmez aslında, çok çok mesaj var. Fatih Gençbay kardeşim, abi harikasınız demiş, programı sevgiyle izliyoruz, konuklara selamlar demiş. Yine sizlerin görüşüne çok sayıda katılanlar var. Tabii ki kadroyu ve diğer şeyleri eleştirenler var. Gaziantep Spor maçında başarı dileyenler var. Samspor'un hedefine ulaşacağını belirtenler de var. Birçok izleyen tabii vaktimiz daraldı. Sezer Özmen forması için. Avni abi. Büyüğümüz orada. Abi, hocam. Hiç. Peki teşekkür ederim. Avni abi, güzel bir karıştırır mısın benim Avni abi? Benim elimle şanslı kim? Bakalım kim? Her kim olursa daima şanslı olsun diyorum. Yine mesaj gönderenlerden Ergin Demiroğlu. Ben şunu hem bize aldım. Tebrik mesajları gelmiş. Muhammed Yersen. Şu kameraya tutarsan. Evet. İsim doğru umarım. Muhammed Yersen. Evet, tebrik ediyoruz. Avni abi, alabilir miyim onu? Bir kişiydi Muhammed Yersen. Umarız Samsun içindendir. Samsun içindendir umarız. Bir isim formayı kazandı. Sezer Özmen'in formasını tamam Muhammed Yersen. Evet, kendisine herhalde göndereceğiz, ulaştıracağız. Çok sayıda katılım vardı ama talihli bir kişiydi. Önümüzdeki haftalarda da yine bu şekilde forma vermeye devam edeceğiz, hediye etmeye. Çünkü çok sayıda da şey var, yurt dışında yaşıyorlar. Samspor Spor'da şu anda pek forma satışı sanırım gerçekleşmiyormuş. Eski yönetim ve anlaşmazlıklardan dolayı yeni yönetim onu çözmeye çalışıyor. Biz formayı verdik. Hayırlı olsun diyelim. Hafta içinde Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar olabilir. Bir günde Haber Medya Plaza'ya gidip irtibata geçip
bana ulaşabilirler ve kendilerine formayı vereceğiz. Bu akşamlık da bizden bu kadar. Ercüment Çoşkundere, Besim Durmuş, Avni Demir, çok çok teşekkür ederiz değerli yorumlarınızdan dolayı. Biz teşekkür ederiz. Bizi izleyenlere biz teşekkür ederiz. Tabii bu arada katlanıyorlar bize, evet, yani. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi maçı. Keyifle izliyorlar hocam. Yine o kendi stadında oynayacaktır mutlaka o maç. Çok da maç izledik biz o Gaziantep'te. İnşallah en son yaptığımız maç almıştık galiba, değil mi? Bir de direkten şampiyon döndüğümüz oldu. Maçı da orada kümede kazanmıştık, kaldım. Değil mi hocam? Evet. 2-1 miydi? 2-1. Teknik adam olarak takımın başında, evet, ben vardım. O sezon kazanarak dönmüştük. O maçta, İnşallah tekrar kazanarak dönürdük. Evet, o maçta çok mutlu olmuştuk. Samspor kümede kalmayı, ne günler yaşadık ya. Kümede kalmayı büyük bir sevinçle kutlamıştık. Avni abi, bu golle de kümede kaldık. Evet, Bafra Spor'un 3. ligi yükselişini yaşamıştık. Sevincini yaşamıştık. Ama İnşallah bugün o sahadan, ben bu hafta gidemeyeceğim Gaziantep'e, bir başka yere seyahatim var. İnşallah Gaziantep'ten galibiyette dönülür. Çok teşekkür ederim. Reklam süresini de çok aştık. Onu da hemen şey yapalım, programımıza sonlandırıyoruz. Sevgili Cem'e, Mustafa'ya, Sinan'a, Kadircan'a çok çok teşekkür ederiz. Bu haftalık da bizden bu kadar. Önümüzdeki hafta Salı akşamı yine saat 22'de HaberX TV ekranlarında görüşmek umuduyla. Sağlıklı, huzurlu ve başarı dolu bir hafta geçirmeniz umuduyla. Hoşça kalın.